kentler uygarlık tarihinin en önemli basamaklarından biridir. Antik çağdan modern toplumlara kadar kentler, özgürlüklerin ve insan yaratıcılığın toplumsal mekanları olmuşlardır. Arkeologlar, tarihçiler, coğrafyacılar ve sosyologlar kentin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve nasıl geliştiği konusunda araştırma ve incelemelerini sürdürmüşlerdir. Bu konuyla ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır. Kent, klasik toplum kuramı, Chicago okulu, insan ekolojisi yaklaşımı, ekonomi politik yaklaşım. Bu programı izledikten sonra klasik toplum kuramında kentin yeri nedir, insan ekolojisi yaklaşımı nedir, ekonomi politik yaklaşımı nedir sorularına yanıt verebileceksiniz. Sosyolojinin klasik düşünürleri Marx, Weber, Durkheim için kent, tarihsel açıdan Batı Avrupa'nın toplumsal değişim sürecinde, geleneksel toplumdan modern topluma, feodal üretim tarzından kapitalist üretim tarzına geçişte, toplumu anlamanın, açıklamanın ve değiştirmenin tarihsel bir nesnesidir. Weber için kentler, feodal toplumla olan ekonomik ve politik bağların koparılmasında, kapitalist girişimciliğin demokratik vatandaşlık ve rasyonelliğin gerçekleşmesi açısından önemli olmuştur. Durkheim için kentler toplumsal iş bölümünün geliştiği ve geleneksel feodal toplumdaki ahlaki bağların dağıldığı yerlerdir. Marx ve Engels için kentler kırla olan ilişkisi temelinde tanımlanmıştır. Simel, kent çalışması ayırıcı bir modernite çözümlemesidir. Marx'ın çalışmalarında kent meselesi kent kır karşıtlığı ve kapitalizmin gelişmesi kapsamında tarihsel bir süreç içinde ele alınmaktadır. Kent ayrı bir çözümleme nesnesi değildir. Ancak toplumsal değişim sürecinde kapitalist toplumun ortaya çıkma sürecine kadar kırla karşıtlık içinde olan bir mekandır. Kapitalist toplumun oluşmasıyla bu karşıtlık yerini kapitalist üretim ilişkilerinin çelişkilerine bırakmıştır. Kent, kapitalist üretim ilişkilerinin gerçekleştiği, işçi sınıfı ve burjuvası karşıtlığında gerçekleşecek sınıf mücadelesi alanıdır. Engels ise sömürü, sefalet ve yoksulluğu işçi sınıfının yeniden üretim sürecini dikkate alarak ayrıntılı bir şekilde tartışır. Engels'e göre de işçi sınıfının sefalet ve yoksulluğunun nedeni kentler değil, kapitalizmin kendisidir. Kapitalist üretim tarzı var olduğu sürece, konut sorunu gibi birçok sorun var olmaya devam edecek ve kapitalizm ortadan kalkmadıkça bu sorunlar başka biçimlerde tekrar tekrar ortaya çıkacaktır. Marx gibi Weber'de ideal kent yaklaşımıyla modern kapitalizmin tarihsel köklerine yönelik bir tespitte bulunur. Kent çözümlemesi iki temel zemine dayanır. Bunlardan biri ekonomik, diğeri de politiktir. Bir kentin ekonomik olarak pazar sistemi gibi örgütsel bir yapısının olması gerekir. Bu kent tarımdan farklı olarak ticaret, mal alışverişi gibi iktisadi bir faaliyete sahiptir. Politik olarak bir kente yüklediği anlam kısmi siyasi özellik kavramıdır. Bir yerleşim birimini kent olarak ayırıcı kılan politik unsur bu topluluğun kendine özgü politik ve yönetimsel düzenlemelerinin olmasıdır. Ona göre kentlerin kendine özgü bu politik özelliği ekonomik güce dayanır. Ancak bazı yerlerde kenti çevreleyen surlar askeri güce dayanmak zorundadır. Simel'in kent sosyolojinin gelişmesi üzerinde etkili olan metropol ve zihinsel yaşam makalesi modern yaşamın eleştirel bir analizini içerir. Metropol kent nüfusun yoğun olduğu ekonomik, toplumsal ve kültürel çeşitliliğin farklılaşmanın ve gelişmiş iş bölümünün olduğu mekanlardır. Simel, kenti modern yaşamın en azından bazı özelliklerinin kaynağı olarak görür. Kentin ayrı bir çalışma nesnesi olarak çözümlenmesi ve sistematik bir kent kurumu oluşturmaya yönelik ilk çabalar Chicago Okulu ile başlar. Chicago Okulu, kent çalışmaları insan ekolojisi yaklaşımı olarak isimlendirilmektedir. İnsan ekolojisi yaklaşımı da Chicago'nun kentleşme deneyimi üzerine yapılan araştırmalardan oluşmuştur. Robert Ezra Park, insan ekolojisi yaklaşımı ekolünün ilk kurucusudur. Chicago kentinin hızla büyüdüğü o yıllarda Chicago'nun kentsel büyüme şekli ve şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan farklı alt kültürlerin gelişimi Park'ın ilgisini çekmiştir. Buna bağlı olarak da Park şu soruları sorar. Kentleşme sürecinde gelir, ekonomik faaliyet, ırk ve aile gibi sosyolojik değişkenler dikkate alındığında kentin mekansal dokusundan farklı yerleşim alanları nasıl oluşmaktadır? Ayrıca oluşan bu mekansal ve sosyal yapılar arasındaki bağlar nasıl kurulmaktadır? Parka göre kent hayatı biyotik ve kültürel olmak üzere iki düzeyde örgütlenmektedir. Kentin topluluk olma hali olan biyotik düzey insanların yaşaması için gerekli olan ve kentin kıt kaynaklarının ifade etmektedir. Kentin toplum olma hali olarak kültürel düzey, biyotik düzey üzerinde kurulan değer, norm, örf ve adetler temelinde gelişen bir yapıdır. Roderick McKenzie, insan topluluklarının çalışmasında ekolojik yaklaşım başlıklı makalesinde sırasıyla ilk olarak insan ekolojisinin bitki ve hayvan ekoloji ile ilişkisini ele alır. Mackenzie ekolojik bakış açısına göre toplulukları dörde ayırır. Bunlardan ilki tarımcı, balıkçı, madenci gibi dağıtım sürecinin ilk basamağına denk düşen birinci hizmet topluluklarıdır. İkincisi ticaret topluluğu olarak isimlendirilir. Üçüncü topluluk sanayi şehridir. Bu şehirler metaların üretildiği merkezlerdir. Dördüncü toplulukları ise belli bir ekonomiden yoksun, boş zamanı değerlendirme yerleri, siyasi merkezler, eğitim merkezleri, sürgün yerleridir. Ernest Burgess, şehrin büyümesi araştırmaya giriş çalışmasında kentin yayılma süreçlerini analiz eder ve daha da önemlisi bir kentin büyümesine yönelik yapılacak çalışmalar için araştırma yöntemleri ve bakış açıları ortaya koyar. İlk olarak kentin genişlemesini yayılma, ardıllık ve yoğunlaşma üzerinden tanımlar. Ona göre şehir ve bölge planları şehrin büyümesini fiziki açıdan ele alırlar. Louis Wirth, kentin ne olduğu ve kentin bir yaşam biçimi olarak kendine özgü nasıl bir davranış biçimi ürettiğini sorgulamaktadır. Nüfus kavramı onun kent kuramının temel çıkış noktasıdır. Wirth'e göre asıl mesele fiziksel ve demografik anlamda bir kent kuramı geliştirmek değildir. Asıl sorun sosyolojik olarak kentlerdeki yaşam biçiminin yapısını belirleyen niteliklerin bütünü olarak kentlileşmenin çözümlenmesidir. Kentli insanın davranış özelliklerini ve ayrı bir kent kültürünün nasıl oluştuğunu analiz etmektedir. 1960'lardan sonra kentlerde siyahların Kadınların, öğrencilerin eşitlik ve özgürlük mücadeleleri temelinde radikal toplumsal hareketler oluşmuştur. Bu toplumsal hareketler diğer sorunların yanı sıra bir dizi kentsel sorunu da gündeme getirmiştir. Bu yeni kuramsal tartışmaların içeriği ve kapsamı oldukça çeşitlidir. Bu çeşitliliği temsil eden Henry Lefebvre, Manuel Castells ve David Harvey'dir. Lefebvre'e göre mekan toplumsal bir üründür ve bir mekan içinde yer aldığı üretim ilişkilerinin bir ürünüdür ve üretilmiş bir toplumsal bir ürün olarak bağlı bulunduğu toplumun egemenlik ilişkilerinin de yeniden üretilmesini sağlar. Castells'in kent çözümlemesi iki farklı yaklaşım ve dönemi içerir. İlki kent kuramının temellerini attı ve kent sosyolojisini etkilediği dönemdir. İkincisi 1980 sonrası kent kuramı analizinde toplumsal sınıfın dışında diğer çıkar gruplarının dahil ettiği dönemdir. Castells'in kent kuramının temel unsuru kolektif tüketim kavramıdır. Harvey'in kuramsal çözümlemesinde kentler sanayi kapitalizm ilişkileri bağlamında ele alınmaktadır. Harvey'in çözümlemesinde rant kavramı oldukça önemlidir. Rant kavramı aracılığıyla kapitalist üretim, mekan ve yapılı çevre arasında ilişki kurulur. Sosyolojinin klasik düşünürleri Marx, Weber, Durkheim için kent tarihsel açıdan Batı Avrupa'nın toplumsal değişim sürecinde geleneksel toplumdan modern topluma, feodal üretim tarzından kapitalist üretim tarzına geçişte toplumu anlamanın, açıklamanın ve değiştirmenin tarihsel bir nesnesidir. Chicago okulu kent çalışmaları insan ekolojisi yaklaşımı olarak isimlendirilmektedir. Ekonomi politik yaklaşımın temsilcileri Henry Lefebvre, Manuel Castells ve David Harvey'dir. Bu programda klasik toplum kuramında kentin yeri nedir, İnsan ekolojisi yaklaşımı nedir, ekonomi politik yaklaşımı nedir sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Kent Sosyolojisi ders kitabının ikinci ünitesinden ulaşabilirsiniz.